Bölüm 12. İsa Beytanya'da. İsa, Fısıh Bayramı'ndan 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Beytanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta da hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli, saf, Hint sümbülü yağından yarım litre getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri, İsa'yı sonradan ele verecek olan Yahuda İskariyot, "Bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi?" dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa, "Kadını rahat bırak," dedi. "Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım." Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Beytanya'da bulunduğunu öğrendi. Ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu. İsa'nın Kudüs'e girişi. Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Kudüs'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. "Hozana! Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun!" diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, "Korkma Siyon kızı, bak kralın bir sıpaya binmiş geliyor." Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yapmış olduğunu hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. Bunun üzerine halk İsa'yı karşılamaya çıktı. Çünkü onun bu mucizeyi yaptığını duymuşlardı. Ferisiler ise birbirlerine, "Görüyorsunuz ya, elinizden hiçbir şey gelmiyor. İşte tüm dünya onun peşine takılmış," dediler. İsa öleceğini önceden bildiriyor. Bayramda tapınmak üzere Kudüs'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Betsaida kentinden olan Filipus'a gelerek, "Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz," diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andrea'ya bildirdi. Andrea ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, "İnsanoğlunun yüceltileceği saat geldi," diye karşılık verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canından nefret eden onu sonsuz yaşam için saklayacak. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt." Bunun üzerine gökten bir ses geldi. "Adımı yücelttim, yine yücelteceğim." Orada duran ve bunu işiten kalabalık, "Gök gürledi," diyordu. Başkaları, "Bir melek onunla konuştu,"
diyordu. İsa, "Bu ses benim için değil, sizin içindi," dedi. "Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim." İsa bunu nasıl öreceğini belirtmek için söylüyordu. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi: "Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu?" İsa, "Işık kısa bir süre daha aranızdadır," dedi. "Sizi karanlık basmasın diye ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışığın oğulları olasınız." İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi. Yahudilerin inadı. Gözleri önünde bunca mucize yaptığı halde ona iman etmediler. Bütün bunlar Yeşaya peygamberin söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu: "Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime gösterildi?" İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti: "Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim." Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla beraber önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle, "Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur," dedi. "Beni gören, beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. Söylediğim söz o kişiyi son günde yargılayacaktır. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu bilirim. Ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum."